Peki olay günü siz aslında haberleşiyorsunuz ve Berfin de hatta çok açtım bugün diyor ve siz de ona yemek hazırlıyorsunuz evde gelsin diye. Evet, o gün işten çıktım. Genelde bizim orada sahilde Kızılay kan merkezi var. Yaklaştım, Berfin orada değil. Telefon ettim, neredesin kızım? Bir dersim vardı, anne daha ben hiçbir şey yemedim dedi bugün dedi. En az ben dedim, bekleyeyim ben seni. Yok dedi, anne sen git. Bir şeyler hazırla en azından ben geldiğim zaman hani yemek hazır olsun. Ben de eve gittim işte. Telefon ettim, kızım neredesin? Orada Çankaya diye bir yer var bizim orada. Çankaya'dan 5 dakikaya geliyorum anne dedi. Ben de annen ne hazırladım falan dedi. Şakalaştım falan. Aman kızım dedim, biz birlikte olduktan sonra dedim, biz kuru soğan dedim. Bahçeden de iki bir şey yapmadım dedim. Bir kuru soğan al gel, ekmek arası yapar yeriz, bir şey olmaz dedim. Tamam anne dedi. 5 dakika gitti gelmedi, 10 dakika gitti gelmedi. Aman ne oldu bu kıza ya dedim. Sonuçta gelmesi lazım. Bir baktım bir telefon geldi. Görümcem aradı telefondan. Neredesin dedi, evdeyim dedim. Dedi yetiş dedi, Berfin kaza geçirdi. Kaza geçirdi deyince ben orada şok oldum dedim. Daha ben şaka mı yapıyorsunuz? Ben 5 dakika önce konuştum. Sonra apar topar hastaneye gittik. Nasıl gittim hiç bilmiyorum. Berfin'i o halde görünce böyle dizimin, hani insanlar der ya dizimin bağı çözüldü. Böyle dizimin bağı, vücudum ne hale geldim. Yani Allah hiçbir anaya babaya göstermesin bunu. Öldüm öldüm dirildim. Kızımın yüzü resmen morarmıştı. Onda doktorlar falan hep başına üşüştüler. Kızın kör olacak falan diyorlardı. Gözünden su gibi şeyler böyle çıkıyordu. Gözünden gözü kör olacak diyor. Ben şimdi dedim kızımı ne yapacağım, ne edeceğim? Allah'ım kezabın ne olduğunu da bilmiyorum. 1,5 kilo kezap dökmüşler yüzüne ama ne olduğunu da bilmiyorum. Niye kızım şöyle tişörtü sarıldım. O sarılmayla birlikte tişörtüm parçalandı. Yani çok ama çok kötüydü, çok kötü, çok anlatamam. İlk karşılaşmamda zaten içeriye girdim. Anne dedi bana, sarıldım. Montunu falan kaldırdım böyle. Montu falan böyle paramparça olmuş. Asitten paramparça olmuş. Çok kötüydü, çok. O an dünyam başıma yıkıldı. Ne yapacağım bilemedim, ne edeceğimi bilemedim. O gece zaten hemen şey yaptılar, Adana'ya kaldırdılar. Neyin ne olduğunu bilmiyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun. Ailemiz tepe taklak oldu resmen, tepe taklak. Yani bugün sen anlattıkça bunları yan yana oluşunuzun kıymeti de başka geliyor bana. Berfin sen o ilk anda aslında uzaklaştırıyorsun anneni. Diğer taraftan da annene de ihtiyaç duyuyorsun bir yandan galiba. Ama yaklaşamıyorsun da. Evet. Ona zarar gelsin istemedim. Hani zaten nefes alamıyorum. Bir de burasının yandığını görünce aynı şekilde onun da canının yanmasını istemediğim için uzaklaştırdım. Zaten beni o halde görmesi dünyasının başına yıkılması demek. Öyle de oldu zaten. Bir yandan kendimi de suçladım. Hani dedim ki en azından arkadaşına yemeğe gitseydi belki böyle olmazdı. Ama o herhalde orada da pusuda beklemişti o. Zeynep abi suçlayacak bir şey orada yok. Yani her ikiniz için de yok bu arada. Hani böyle zamanlarda bir diğerinin vicdan eksikliğini, yoksunluğunu kendimize suçluluk olarak alamayız. Ve ben anlıyorum ki bu arada ne acıdır ki
uzun zamandır zaten tehditlerle planlanmış bir şeyden bahsediyoruz. Kesinlikle planlanmış bir şey. Hani orada suçlulukla beraber zaten hani üzüntümüz var, Zeynep abla öfkemiz var. Bir de suçlulukla beraber yorup yıkmayalım kendimizi. Orada üzüntü ve öfke zaten hem sahiplendiğimiz hem de bize destek olundukça üstümüzden atılacak duygular. Yaşanıp biter bu duygular. Sokağın ortasında biri gelip genç bir kızın yüzüne asit atabiliyor. Evet, maalesef. Ve planlı bir şekilde. Ve anladığım kadarıyla zaten gün boyunca takip ederek. Olaydan birkaç gün önce telefon tehdit edince ben eşime söylemek zorunda kaldım. Buramıza kadar geldi çünkü yani. Ben ne dedim ki hani eşime dedim ki korkuyorum, işe gitmeye falan korkuyorum dedim. Bayağı hani gittiğim yolda ıssız. Hani bana da bir şey yapabilir. Kızıma da bir şey yapabilir. Eşim telefon numarasını istedi. Telefon numarasını verdi. Bak dedi, karımdan kızımdan uzak dur dedi. Görmeyeyim seni etrafında. Tamam dedi. Ondan sonra birkaç gün hiç sesi çıkmadı. Ta bu olay olana kadar. Ondan sonra zaten ne aradı ne sordu. Hani biz de dedik tamam herhalde bitti bu iş. Ama meğerse sinsi planları varmış. Benim öğrendiğim kadarıyla şöyle bir şey de var. Bu olayı gerçekleştirmeden önce bir ses kaydı bırakmış. USB'ye sanırım. Onlara gittiğimde öğrenmiştim bunu. Biri söyledi bana. Ses kaydına anne, baba, abi işte ben Berfin'e bir şeyler yapacağım demiş. Hani sizi üzdüğüm için de özür dilerim demiş. Ama ben Berfin'e bir şey yapacağım diye bir ses kaydı bırakmış. Bunu öğrendim ben. Berfin bu kadar zaten bu sağlıklı bir öfke değil ama yani hastalıklı bir öfke bu. Ama bu kadar öfke sizin ilişkinizde herhangi böyle bir çatışma var mı? Tek sebep ayrılık. Tek sebep kesinlikle ayrılık. Çünkü hani normal giden bir ilişki ama sürekli şiddetle dönen bir ilişki. Toparlanmaya çalışıyordum, toparlanmıyordu. Yani yüzümün gözümün mor halde eve gelip annem gilden evin içinde kaçtığım zamanlar oldu. Annemin yüzüne bakmadığım zamanlar oldu. Ders çalışıyorum diye kafamı kaldırmadım. Sırf annem gil görmesin diye. Yemeğe çağırırlardı. Hadi kızım gel yemeğe. Anneciğim ben aç değilim. Yedim dershaneden çıkışta falan diye sürekli bu tür bahaneler uydurup yemeğe oturmadım. Bir gün annem gözümün morluğunu gördü. Hatırlıyor musun anne? Çarşıya gidiyorduk. Ne oldu dedim. Aa ne olmuş anne ya dedim. Bilmiyor gibi davrandım ki canı acımasın diye. Zeynep abla sende de onu görüyorum. Aslında bütün anneler için de geçerli bu. Canınız gibi baktığınız evladınız. Gerçekten bu dünyaya getirdiğiniz, bebekliğinde her ihtiyacında yanınıza koştuğunuz, büyüttüğümüz, her zor zamanında işte ne bileyim okulda şöyle mi oldu hemen koşturduğumuz, bazen bir kıyafeti daha fazla düzgün olsun diye fazladan çalıştığımız, hayatı hazırlamak için el bebek gül bebek günlerden geçirdiğimiz evladımızın karşısına bir gün biri çıkıyor, seviyorum diyor. Ve ona zarar vermeye başlıyor. Ben mesela hani Berfin için mesela hani diyordum ki benimki olmasın kızımki olsun, benimki olmasın oğlumki olsun. Ödün verdim yani her şeyden ödün verdim. Ama gelin görün ki bu ödünümün hiçbir faydası olmadı. Kızımın bu duruma gelmesi beni resmen öldürdü. Yaşamak, yaşatmak, dönüşmek için de buradayız. Bu bir başlangıç. Berfin'in özellikle tedavi olmaktaki inadı, umudu, özellikle de bir doktorunuz var hayatınızda. Evet. Onun da bu konuyla ilgili aslında konuşacağız. İyi ki var, iyi ki var. Evet. Kesinlikle öyle. Mehmet Bey'e buradan selamlarımızı iletelim, Mehmet evet. Mutaf'a. Türkiye'nin bu anlamdaki en önemli cerrahlarından bir evet. tanesi ve Berfin'in sürecine de sahip çıkan bir doktorumuz aslında. Bu inat ve bu yılmadan devam etmeyi önemli buluyorum. Siz bana hastanenin ilk gününü belki o karşılaşmayı anlattınız. O süreç şöyle tanımlayayım size, korkunç bir süreçti benim için ve kızım için, korkunç. O süreçte mesela Berfin gözlerini yüzünü açamadığı için hiçbir şeyin farkında değildi ama ben her şeyin farkındaydım. Bu şeyin yüzünü tahrip ettiğini falan bilmiyordum. Sonra bir gün dedim ki hocam dedim resmi falan var mı bir bakabilir miyim? Tabii dedi bakabilirsiniz ama dedi üzülürseniz bakmayın dedi bana.
Sonra o resmi gördüm. Allah'ım dedim, bu ne böyle? Bu benim kızım mı dedim. Berfin'e ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Berfin de anne nasıl, nasılım falan. Kızım dedim, görmedim ki. İyileşeceksin ama. Yanımızda bir tane bayan vardı. O da yüzü falan sobada hep yanmıştı. Bayan dedi ki, 13 günde herhalde bayan. Dedi ki, yüzüm dedi 13 günde iyileşti dedi. Anne Berfin dedi ki, anne dedi benim de yüzüm 13 gün sonra iyileşecek. Ama ben diyemedim ki kızım yüzün iyileşmeyecek diye. Benim için korkunç bir süreçti. Çok korkmuştu. Sanki böyle bir korku filminde gibi falandım herhalde. Kıyamadığım kızım. Kıyamadığım kızımın gözlerine damla damla tımsaklar. Sadece nefes al ağlarken de bırak kendini, sıkma kendini. Tamam iyiyim ben.